Şimdi de arkadaşlar sizlerle rehberlik hizmetlerine değineceğiz. Şimdi rehberlik hizmetleri dediğimizde yani rehberliğin kapsamında biz doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayırmaktayız. Bu bizim için çok püf noktadır sevgili arkadaşlar. Öğrenciye doğrudan yani karşımızda öğrenci varken sunulan hizmetler bir de öğrenciyi düşünerek yaptığımız hizmetler olarak dolaylı hizmetler olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorum. Normalde bize ÖSYM müfredatında işlevleri soruyordu ki 8 taneydi onlara değinmiştik. Türü soruyordu eğitsel, mesleki, kişisel. Şimdi bir diğeri de hizmet. Bizim için o yüzden soru kökleri çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlar ilk piyasada olduğunda 7 taneydi. Sonra sevgili arkadaşlar 9 oldu. Bugün gün itibarıyla son sevgili arkadaşlar 12 tane hizmet alanı var. Özellikle doğrudan hizmetlerde psikolojik danışmayla başlayacağız. Bireyi tanıma, bilgi sunma, yöneltme, izleme, oryantasyon ya da uyum sağlayıcı rehberlik diye geçmekte işlevsel olarak da sevk ya da refere ki özellikle ÖSYM müfredatında hemen hemen her yıl bizim için vurgulanan öğedir sevk. Çünkü sevgili arkadaşlar sizler öğretmen olduktan sonra belirli bir profesyonel düzeyde rehberlik ve özel eğitim bağlamında bizleri aşan durumlarda hep bir üste sevk etme durumumuz olacak. O yüzden bizim için önemli. Dolaylı hizmetlerde de müşavirlik, veli ile ilişkiler, çevre ile ilişkiler, araştırma, değerlendirme, plan ve program hizmetlerine değineceğiz. İsterseniz ilk önce sevgili arkadaşlar psikolojik danışmayla başlayalım. Şimdi psikolojik danışma. Düşündüğümüzde insanlar en fazla ne zaman psikolojik danışmaya gider? Yıllardan beri hep şu vardır. Sorunum var. Gittim. Hayır. Ama çağdaş rehberlik ve özel eğitim kapsamında sadece sorun olduğunda değil, istediğim zaman gidebilirim. Canım sıkıldı. Ben geldim. Gidebilirim. Niye gitmeyeyim? Kendimi daha iyi tanımak istiyorum hocam. Bana lütfen yardımcı ol. Evet. Ama daha çok bizim için püf noktası olması lazım sevgili arkadaşlar. Psikolojik danışmaya biz daha fazla bazı durumlarda gitmeliyiz. Püf noktalar önemli bizim için. Örneğin ya diyelim ki atandık ama atandığım yere bir türlü alışamadım. Ya kimse yok. Ya bir bakıyorum yan tarafımda benimle konuşacak, dertleşecek insanlar yok. Arıyorum, ulaşamıyorum. Messenger'dan, Facebook'tan, WhatsApp'tan. Yok, yok, yok. Yalnızım. Bir türlü alışamadım. Bu yalnızlık, bu yeni duruma uyum sorunu bende sıkıntı yaratıyor olabilir. Ya da diyelim ki Allah korusun. Eşinizle ayrıldınız ve ayrıldıktan sonra bir türlü yeni hayata adapte olamadınız. Ne yapacağını bilmiyorsunuz. Kaygılısınız, sıkıntılısınız, ağlamanız var. Yani bir baktınız ki bu durum sizi gerçekten yormaya başladı. Psikolojik danışmaya gidebiliriz. Ya da hemen atıyorum. Ya bir tarafta işte ne bileyim biraz daha önce de örnek vermiştik. Ali var, bir tarafta da Mehmet var. Hangisini alayım? Normalde ikisi de çok iyi bir insan. Allah'ım ne yapacağım bilmiyorum. Karar durumlarında sıkıntı yaşadık. Bu durumlar bizi çok derin etkileyebileceği zaman genelde psikolojik danışmaya gidebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman şunu söyleyelim. Biz daha çok psikolojik danışmaya sevgili arkadaşlar karar ve uyum sorunlarında gitme eğilimimiz vardır diyebilirim. Tamam bu bizim için cepte olsun. Karar ve uyum sorunlarında daha çok giderim. Tamam diyelim ki psikolojik danışmaya gittim. Yahu bu adam ne yapıyor? Hiçbir zaman elinde bir sihirli değnek yoktur sevgili arkadaşlar. Keşke öyle bir şey olsa. Ya da ben hep şunu söylerim. Diyelim ki çok küçük bir ağrı kesici. Aspirin olsun ne bileyim işte Novalgin olsun. Al bunu iç hoppa senin her şeyin düzeldi. Böyle bir şey yok. Belirli bir süreçtir bizler için bu danışmanlık süresi. Ve burada bize ne yapılıyor? Bireyin en önemlisi kendini tanıması ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz biz aslında. Ha, o zaman ben bunları bir yerden hatırlıyordum. Ben daha çok psikolojik danışmaya karar ve uyum sorunlarında gidiyorum. Bireyin kendini tanıması ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı oluyordum. Tamam ama kendini tanıma ve gerçekleştirme bir yerde daha ön plandaydı bizim için. Neredeydi sevgili arkadaşlar? Rehberliğin amaçlarındaydı. İlk bölümde konuşmuştuk. Rehberliğin birinci amacı bireyin kendini tanıması, var olan durumunu görmesiydi. Yani bak durum bu, özellikler bu, bunu fark et, kendini gerçekleştirme. Seçenekler sunarak bireyin özellikle o gücü elde ederek kendini bu sorundan egale etmesine yardımcı olmaktı. O zaman ben karar ve uyum sorunlarında danışma sürecinde birey kendini tanımasına yardımcı oluyorum. Ve en bariz özelliği de kendini gerçekleştirmesine bu süreci atlatmasına yardımcı oluyorum. Özel tekniklerle, uygulamalarla. Tamam bu da cepte dursun. Peki gittiğimde nasıl oluyor? Danışman var.
Danışan da var. Ben gittim danışanım. Danışman biliyorsunuz hasta ya da doktor, öyle bir ilişki yok bizim için psikolojik danışmada. Danışma ve danışan ve danışman var. O zaman düşündüğümüzde psikolojik danışma, birinin kendini tanıması, kendini gerçekleştirmesi için yardımcı olunan danışman danışan arasında kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Müthiş, süper bir tanım oldu aslında. Peki bu gittiğim zaman benim için psikolojik danışmada olan nedir derseniz, gerçekten psikolojik danışma karar ve uyum sorunlarında gittiğimde bu sorunlar bizim için sevgili arkadaşlar rahatsızlık durumları olacak. Ama nasıl? Bizim için kişisel ve duygusal sorunlar haline gelecek sevgili arkadaşlar. En önemli ayrımımız odur. Biz bireylerin kendini daha iyi tanımasına, sorunlarıyla baş etmesine yardımcı olurken bu sorunlar onun için danışma sürecinde rahatsız eden, derine inmiş ağlama krizleri, öfke nöbetleri ya da kendini bir türlü adapte edemiyor, uyuyamıyor, kendiyle ilgili derin kişisel duygusal sorunlar olduğunda psikolojik danışmaya gideriz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İşte en bariz psikolojik danışma ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Hatta şöyle bir örnek de söyleyebiliriz. Mesela bir bireyin anne ve babası boşanmıştır ve bu tür duruma bir türlü alışamamıştır. Bu alışmama durumundan dolayı ne yapacağını bilmemektedir. Hiç uyuyamamaktadır. Gerçekten sıkıntılı zamanlar geçiriyor ve artık öfkelenmeye, agresifleşmeye başlamıştır. Psikolojik danışma hizmeti sunulabilir mi? Tabii ki psikolojik danışma sunulabilir diyebiliriz. İşte biz psikolojik danışma seansında daha çok yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisiyle göz önüne alıyoruz diyebilirim. Şimdi bazen öyle bir şey ki kişinin ağzından çıkan yani söylemleriyle yüz, jest, mimik, hareketleri de çok önemlidir. Çünkü bir kişiyle siz danışmanlık seansı yürütürken oradaki karşılıklı iletişim de çok önemlidir. Sadece sözlü değil, sözel olmayan iletişim de önemli olduğu için danışman ve danışan arasında kurulan yüz yüze psikolojik yardım ilişkisi diyebiliriz. Peki. Bunun yanında psikolojik danışmayı düşündüğümüzde bir sınıf öğretmeni sunabilir miydi? Hayır, böyle bir şey yoktu. Çünkü sınıf öğretmeninin böyle bir eğitim aldığını söyleyemiyorduk. Psikolojik danışmayı bizde okullarda kim sunuyor daha çok? Okul psikolojik danışmanı. Yahu o kimdi? Okul rehber öğretmeni. O yüzden psikolojik danışma hizmeti sevgili arkadaşlar profesyonel düzeyde yürütülebilecek bir hizmettir. O yüzden bizler öğretmenler ve yöneticiler destek olabilmek için psikolojik danışma hizmeti alabileceğini düşündüğümüz bireylere direkt psikolojik danışman çerçevesinde okul rehber öğretmeniyle görüştürmemiz gerekti diyebilirim. Ama genelde hep şu karıştırılıyor, onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Hatta onu tahtada da belirtebiliriz sizlerle. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tarafta bizde psikolojik danışma vardır. Tamam, müthiş psikolojik danışma. Bir de sevgili arkadaşlar bizde karıştırılan bir kavram daha var. O nedir? Psikoterapidir. İkisi aynı şey mi? Aa, değil sevgili arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Şimdi psikolojik danışma daha çok sevgili arkadaşlar danışmanlarla yürüttüğümüz görüşme niteliğinde ya da o danışan danışman arasındaki bir profesyonel psikolojik yardım ilişkisi. Peki psikoterapi dediğimizde bu daha çok nerede kullanılır? Kliniklerde kullanılır. Ve bunu daha çok sevgili arkadaşlar psikiyatrlar kullanır. Ama psikolojik danışmanlar daha çok psikolojik danışma yapar. Peki şimdi bazen bireyler bize gelebiliyor. Tanı konulacak hastalıkları var. Şimdi bir psikolojik danışman tanı koyabilir mi? Ya da en bari şunu düşünün. Elinde bir tane kağıt. Al da reçeteyi. Al. Ben görmedim. Böyle bir şey de olmaz. O zaman psikolojik danışmada sevgili arkadaşlar tanı var mı? Yok. Ama bir psikoterapide ya da psikiyatra gittiğinizde tanısı var mı? Var. Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü ilaç yazıyor yahu. O zaman tanının olduğu yerde tedavi yapıyor mu bize? Tabii ki. Tedavi de yapıyor. Psikolojik danışmada tedavi diye geçiyor mu? Hayır. Sadece burası danışmanlıktır sevgili arkadaşlar. Bizler onunla danışma seanslarıyla belirli konuları halletmesine yardımcı oluyoruz diyebilirim. Peki bunun yanında şimdi şöyle bir de bir ayrım yapmalıyız. Yahu psikiyatra giden kişileri tabii genellememek lazım ama psikolojik danışmadan ayırt etmek için şunu bilmemiz lazım. Psikiyatra giden bireylerde daha çok normal davranışlar mı var, biraz daha farklı mıdır? Örneğin bakıyorsunuz
gerçekten tanık olacak bir rahatsızlığı var. Mesela bir yeri 50 kere siliyor sevgili arkadaşlar. Bir saattir evden çıkamıyor. Açık mı kapalı mı? Açık mı kapalı mı? Açık mı kapalı mı? Açık mı kapalı mı diye bakıyor. Ya da depresif durmuş böyle donuk donuk bakıyor. Hey yapıyorsun gene. O zaman buraya gelen hastalar biraz daha normal davranış mı yoksa anormale yakın mıdır? Burada biraz daha sevgili arkadaşlar anormal davranışlı bireylere yöneliktir diyebilirim. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Deli, aptal, manyak, salak mı? Hayır. Sadece davranışları biraz daha değişiktir. Ama psikolojik danışmadaki bireylerin davranışları daha çok normal davranışlı bireylere yöneliktir diyebiliriz. Bu şekilde de ikisini ayrım yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bunun yanında psikolojik danışmayı şöyle bir slaytımıza geçtiğimizde psikolojik danışmayı sunan bizde kimdi? Bir psikolojik danışman. Peki ya şöyle bir şey düşünsem. Diyelim ki bir psikolojik danışmana gideceğiz. Tamam. Nasıl biri olsun sizin için? Yani nasıl birine gidersiniz? Yahu cinsiyet önemli mi? Kadın, erkek, kadın, erkek. Ya bu bence yani hani tabii bu da tercih konusu olabilir ama bence en önemli özelliği bir psikolojik danışman alanında uzman olmalıydı. Hani bunu konuşmuştuk. Mesela yurt dışında biz bitirdikten sonra yurt içinde de belirli şekillerde doktora eğitimi gibi kullanılıyordu. Biz psikolojiyi bitirdikten sonra yurt dışında bir enstitüye başvuruyorduk. Orası bizi kabul ettiğinde bir tane üstad veriyordu. Usta Splinter dediğimiz. O ustayla biz çırak arasında ilişki vardı. Süpervizyon eğitimi. Bence bir psikolojik danışman süpervizyon eğitimi almış olmalı. Yani alanında uzman olmalı sevgili arkadaşlar. Bu mu hocam? Yok. Ya kardeşim ben gittiğimde ona bazı şeyleri anlatıyorum. İçimi döküyorum. O zaman içimi döktüğümde arkamdan beni sarmamalı. Yani nasıl? Sır saklamayı bilmeli. Hocam nasıl bileceğiz sır saklamayı? Ya burada püf noktalar da vereceğim ama sır saklamayı şöyle bilmeli. Gittiniz sevgili arkadaşlar. Ne bileyim anlatırken başladı. Aman işte senin der mi? Senin derdin dert mi ya? Senden önce biri geldi. Kocası onu aldatmış biliyor musun? Hem de ne kadar zengin. İşte yapacağı baksana dedi. Onu söylüyorsa bilin ki sizi de sevgili arkadaşlar başkasına söylüyor olabilir. O yüzden sır saklamayı bilmeli ya da gizliliğe önem vermeli. Zaten bizim için önemlidir bu sevgili arkadaşlar. Gizliliğe önem vermeli. Çıktım dışarı. Nedir? Ailemle sorunum var. Arada aileme. Mehmet Bey, çocuğunuza niye böyle şeyler yapıyorsunuz dedi. Yahu beni oraya gittin. Eve gidince beni ne yapacaklar? Farkında mısın? O yüzden gizlilik ilkesi de önemlidir sevgili arkadaşlar. Biraz da güven verici olmalı. Yani bence gittiğim kişi ne bileyim güven verici olmalı diye düşünüyorum. Nasıl? Yahu ben giriyorum. Belirli bir sorunum olabilir, olmayabilir. Ya bir destek almaya ihtiyacım var danışmanda. Gittim. Adam affedersiniz arkasını dönmüş. Konuşmuyor. Otur demeye çalışıyor. Neyse oturdum. Ani tepkiler veriyor. Ne derdin vardı? Yahu şimdi en azından bir gerilir, hoş geldin, işte nasılsınız denir. Ne derdin vardı? Oldu. Sana her şeyi anlatayım o zaman çıkayım. Ne anlamı var? O yüzden belirli bir ilişki düzeyini sağlamak için karşınızdaki insan da güven verici olmalı diyebilirim. Bir de bunun yanında empati kurabilmeli mi? Evet, onu da kişisel rehberlikte konuşacağız ama yani beni anlamalı sevgili arkadaşlar. Beni anladığını ifade etmeli. Sadece bütün zaman gittiğimde kafa sallayarak o zaman anlatayım. Yani bana cevap vermeli, beni anladığını ifade etmeli sevgili arkadaşlar. Ve bence bir psikolojik danışman insanları koşulsuz da kabul etmeli. Bazen öyle şeylerle de biz karşılaştık. Bayanlara çok iyi davranıyor. Gel buyurun Bir erkek gelince yine sen geldin aman. Böyle tarzlar deyince o zaman kişinin farklı davranışlar sergilediğini düşünüyoruz. Ama insanları tamamen koşulsuz kabul etmeli diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu da bir psikolojik danışmanın bence belirli olan özellikleri diyebiliriz. Bu birinci hizmetimizdi. Peki geçelim sevgili arkadaşlar bir diğer hizmete. Nedir o? Bireyi tanıma. Bireyi tanıma hizmeti. Yahu şimdi şöyle bir cümle desem. Bireyi tanımanın en önemli amacı bireye en etkili yardımı sunabilmek için danışanı çok yönlü ve derinlemesine tanımasıdır. Bakın cümle var ya 10 numara müthiş sevgili arkadaşlar. Neden? Gerçekten danışanı derinlemesine müthiş derecede tanıması ama maalesef boş bir cümle. Yahu sevgili arkadaşlar şimdi danışmana gittiniz. Adam ya da bayan niye sizi tanısın sevgili arkadaşlar? Nişanlanacak mı? Evlenecek mi? Sözlenecek mi? Ne bileyim sizle borsaya mı girecek? Eğitim sektörüne mi girecek? Ne yapacak? Hayır.
Burada bizim için asıl önemli amaç sevgili arkadaşlar, gözünü seveyim, bazen ÖSYM müfredatında kelimelerle çok oynuyorlar. Hele hele rehberlik ve özel eğitimde birey tanımının en güzel amacı bizim için sevgili arkadaşlar ona kendisini tanıtmak. Kardeşim bak senin özelliklerin bu 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 göstermek. Danışmanın danışanı tanıması değil, danışanın kendisini tanımasına yardımcı olmaktır sevgili arkadaşlar. Hocam yani nasıl yardımcı olacağız? Şunu söyleyebiliriz. Bizler birey tanıma hizmeti kapsamında örneğin gelen birey alan seçiminde bulunacak, kol seçiminde bulunacak. Ne yapıyoruz? Yeri geldiğinde görüşmeler yapıyoruz, onunla konuşuyoruz, ona bazı testler uyguluyoruz. Yani hem testler hem test dışı teknikler kullanıyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, var olan bu test ve test dışı teknikleri ona göstermemiz bir nevi bireyi tanıma hizmetidir. Yani var olan durumu görmesine yardımcı oluyoruz. Peki bu bizim için ne fayda sağlıyor sevgili arkadaşlar? Bu onun kendi var olan özelliklerini görerek daha gerçekçi kararlar almasına yardımcı oluyor sevgili arkadaşlar. O yüzden biz gelen bireyde bireyi tanıma hizmeti yapacaksak sadece bir teknikle onu tanıyamayız. Zaten teknikler bizim için birer araçtır. Ona bütün özelliklerini göstermemiz lazım. İşte bütün özellikleri göstermemiz bizim için nedir sevgili arkadaşlar? Bireyi tanımadır diyebilirim. Ama ben şöyle bir şey diyeyim, biraz gıcıklık yapmamız lazım. Biraz daha soru örneği de çözelim. Örneğin sevgili arkadaşlar, tamam bireyi tanıma var. Normalde psikolojik danışmanın içinde de bireyi tanıma hizmeti var mı? Var. Baktım. Paragrafta bana adam sormuş hangi hizmeti kullanayım? Psikolojik danışmamı, bireyi tanımamı nasıl ayırt edeceğiz? Hadi gelin beraber bir soruyla yapalım tahtada bu işi. Sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapalım beraber. Normalde bireyi tanıma var olan bütün özelliklerini kişiye göstermek ve bunu görürken gerçekçi kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Müthiş, süper. Peki psikolojik danışmayla bağlantısını kuralım. Örneğin sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bir öğretmen çocuklara 2 haftada 1 ara sınav yapıyor. Ara sınavdan bir çocuğun aldığı not 70. İkinci sınavdan aldığı not 50. Üçüncü sınavdan aldığı not 30. Sevgili arkadaşlar, müthiş bir ivme var ya. Düşüş. Müthiş bir ivme. Şimdi bu gibi durumda sadece bunu biliyor. İlk sınav 70, 50, üçüncüsü 30. Bu ara sınavda bu öğrenciyle ilgili öğretmenin yapacağı ilk hizmet hangisi dedi? Anam, bireyi tanıma da var şıklarda, psikolojik danışmana. Şimdi düşünüyorum. Şimdi çocuk 70, 50, 30 almış. Ama bunun neden böyle olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman ben şunu söylerim sevgili arkadaşlar. Var olan durumun nedenini, var olan durumun nedenini ortaya koymak için sunacağım hizmet bireyi tanımadır. Çünkü ona bu durumu ile ilgili özelliklerini göstermem lazım. Bu bireyi tanımadır. Ama deseydi ki 30 aldığı sınavda şöyle kısa not düşmüş. Hocam ben evde kalmıyorum. Annem babam çok kavga ediyor. Bu yüzden sıkıntılar yaşıyorum. Ben dışarıda arkadaşlarımda kalıyorum. Çok fazla annem babamın kavgasından rahatsız oluyorum. Ve bu yüzden notlarım düşüyor. Kusura bakmayın dese. Bu çocuğun sorununu biliyor muyum artık? Biliyorum. Peki bu sorun kişisel bir sorun mu değil mi? Kişisel bir sorun. Duygusallık var mı? Var. O zaman nedenini mi ortaya koyayım yoksa onun sorununa derin mi ineyim? Derin ineyim. İşte o zaman ne sunmamız lazım sevgili arkadaşlar? Psikolojik danışma. Derin, kişisel ve duygusal sorunlarda da psikolojik danışma. Ama var olan durumun nedenini ortaya koymak bireyi tanıma hizmetidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki buradan gelelim bir diğer hizmete. Bakalım slaytımızda bir diğer hizmet olarak neler var?